Merhaba arkadaşlar. Edius'la ilgili son dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bitmiş filmimizin çıktısını nasıl alırız onu göreceğiz. Yani biz buna kısaca render de diyoruz. Şimdi hep birlikte Edius programımızı açalım ve bunu nasıl yapacağımızı görelim. Programımızı çalıştırıyoruz. Yine son çalıştığımız projeyi aktifleyip Open Project deyip projemi açıyorum. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz dersten hatırlayacaksınız. Filmimiz bitti. Şimdi bu filmimi ben dışarıya ayrı bir dosya olarak aktarmak istiyorum. Eğer bilgisayarınıza bağlı herhangi bir video kartı varsa harici bir monitörden izleyerek ya da harici bir VTR kayıt cihazı bağlayarak buradan izleme yaptığınız sırada bu şekilde harici VTR'nizi bağlayıp kayıt alabilirsiniz. İkinci yöntem de dediğim gibi render çıktısını alıp bir dijital dosyaya dönüştürmek. MPEG, AVI, MOV ya da vesaire. Bize Edius bu konuda çok güzel olanaklar sunuyor. Onları şimdi hep birlikte görelim. İlk önce burada yapmamız gereken bir şey var. Timeline üzerinde filmimizi oluşturduk. Görüyorsunuz bir title'ımız var. Müziğimiz ve klip dosyalarımız. Burada farklı layer'larda filmde yer almasını istemediğiniz bazı katmanlar olabilir. O zaman filmde render çıktısında yer almasını istemediğiniz katmanın burada direkt siz kenardaki ikona tıklayarak ilgili layer'ın tamamını susturabilirsiniz. Yani disable edebilirsiniz. Bakın burada şu anda üniversite layer'ımızda şu klibin üzerinde izleme çubuğumuz. Ben buradan disable ettiğimde gördüğünüz gibi transparan bir görünümüne geçiyor ilgili videolar ve preview penceremde de artık göremiyorum. Ama ben buranın gözükmesini istiyorum. Aynı şekilde çok farklı ses kanalları ile çalışırsanız size kılavuzluk edecek, montajınızda kılavuzluk edecek ses dosyasını render çıktısında yer almasını istemiyorsanız buradan hemen hoparlör ikonlarını silerek o sesin render çıktısında yer almamasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle şunu yapıyoruz. Timeline üzerinde render çıktısını almadan önce izleme çubuğumuzu filmimizin başına getiriyoruz. Ve filmimizin başındayken izleme çubuğumuz. Buradaki Set In Point'i tıklayarak filmimizin başlangıç noktasını belirliyoruz. Bunu önceki derslerimizde görmüştük. Kısa yolu klavye üstünden I tuşuydu. Hatırlamanıza yardımcı olmak amacıyla input'un i'si İngilizce büyük harfle yazılışı I olur. I harfiyle klavye üstünden bu in noktasını belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde filmimizin sonuna gelip yani izleme çubuğumuzu filmimizin sonuna getirip filmimizin son noktasını belirlememiz gerekiyor. Edius'un hangi alanı renderlemesi, hangi alanı çıktısını alması için izleme çubuğumuz oluşturduğumuz filmin sonundayken yine buradan set out ikonuna tıklayarak gördüğünüz hemen şurada bir küçük ikoncuk oluştu. Filmimizin son noktasını yani sonunu belirlemeniz gerekiyor. Şöyle toplu olarak görürsek timeline üzerinde bakın şurası daha açık renkli bir olan alan olarak gözümüze çarpmakta ve şurada küçük bir ikonumuz var. Aynı şekilde siz bu ikonu gördükten sonra sağa sola ya da filminizin son noktasını oluşturmak istediğiniz noktaya sürükleyerek filminizin out noktasını da render çıktığınızın daha doğrusu out noktasını belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra yukarıda
Preview penceresinin üstündeki pop-up menülerimiz daha iyi gözükmesi için ben biraz sağa çekeyim bunu. Hatta bu bin window'a artık geçici bir süre ihtiyacım yok. Şöyle bunu kapatabilirim. Şunu preview penceremi biraz daha açayım. Şöyle arkadaşlar pop-up menülerimiz daha net bir şekilde gözüküyor sanırım. Bu input ve output noktalarını belirledikten sonra timeline üzerinde, filmimin üzerinde pop-up menümden file komutunu tıklayarak alttan bir önce export komutunun sağında kalan print to file komutunu tıklıyorum arkadaşlar. Ve karşıma bir pencere geliyor. Print to file komutu. Ve bana hangi dosyada, hangi formatta çıktı almak istediğimi soruyor. Burada bakın default recently used my preset. Daha önce hiç preset biliyorsunuz kalıp template anlamında ve all seçenekleri var. All seçeneklerinde burada gruplara bölünmüş olarak işte AVCHD, AVI ve çeşitli formatları görüyorsunuz. Eğer bu sektöre girerseniz en popüler formatların AVI, MPEG, MOV, MP4 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Biz de bunlar üstünde çalışacağız. Diğer özel formatlar sizin farklı ihtiyaçlara göre burada mevcut. En popüler formatımız AVI. AVI'den başlamak istiyorum. Burada all kategorisi seçiliyken AVI tıklıyorum ve AVI'nin içerisinden de DV'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada DV'yi seçtikten sonra burada yapmam gereken yine işaretlemem gereken bazı yerler var. Burada export between in and out seçeneğini tıklamam gerekiyor. Hatırlarsınız biraz önce filmimizi çıktısını alabilmek için başlangıç ve son noktasını belirlemiştik. Yani filmimize bir in ve out noktası belirlemiştik. Eğer bunu işaretlemezseniz şöyle geriye dönersem filmimizin bu kadar şu anda burada bu kadar gözüküyor ama bir önceki sekanstan şöyle bir klip alayım ben. Ctrl C ile ve bunun sonuna şöyle ekleyeyim. Sağ tarafta filminizin sağında unuttuğunuz şöyle klipler olabilir. Şöyle filminizi oluşturduğunuz yer burası. Ve sekansınızın içine, timeline'ınızın içinde böyle farklı noktalarda diyelim klipleriniz var. Bunları unutmuş olabilirsiniz. Eğer bu in out noktalarını belirlemezseniz Edius timeline üzerinde ne kadar klip varsa onların bitimine kadar renderler. Bu aralardaki siyah boşluklar da dahil olmak üzere. Bunu önüne geçmek için tekrardan Export Print to File menüsünü ekrana getiriyorum. AVI'den DV AVI seçiyorum. Buradan Export Between In and Out komutunun yanındaki kutucuğun tıklı olduğundan emin olun arkadaşlar. Hemen bir altına Enable Conversion seçeneği var. Bunu tıklamam gerekiyor. Kendisinden farklı bir formatta çalışıyorsam tıkladığım anda bana burada exporter ile ilgili bazı presetlerim geliyor. Bunlardan birini seçmem gerekiyor. Hatırlarsınız biz DVPAL çalışıyorduk. DVPAL burada presetlerin içinde var. Bunu seçiyorum. Burada başka hiçbir ayara dokunmamam gerekiyor. Ama burada Advanced seçeneğiyle bir ayarlara bir göz atalım arkadaşlar. Şurada bakın. SDPAL 720 576. Bunların artık ne anlama geldiğini biliyorsunuz. SD biliyorsunuz Standard Definition kısaltmasıydı. Siz buradan yine dilediğiniz formatı değiştirebiliyorsunuz tıklayarak kutucuğu. Frame size'ımız 720 576. Aspect ratio'muz current project display aspect. Yani şu anda çalıştığımız proje neyse
O kalsın demek. Frame rate'imiz 25 frame per second. Field order'ımız biliyorsunuz lower field first çalışıyoruz. DV, AV seçeneğini şöyle biraz daraltarak yukarıya çekeyim. Alt kısımları görebilmek için. Yine burada ses formatı ile ilgili değişiklik yapmak isterseniz bu kutucuğu tıklayıp seste değişikliklere gidebilirsiniz. Ama DV Pali seçtiğim için ben burada herhangi bir değişikliğe ihtiyacım yok. Diğer bir popüler format ise MPEG formatıdır. MPEG formatını buradan tıklarsanız yine buradaki kutucukları tıklamazsanız şöyle çok fazla seçenek gelmez. Buradaki kutucukları tıklıyoruz. Üstteki kutucuğu tıklamamızın sebebi yine belirteyim. In out seçeneği. Alttaki ise format değişimini aktive etmek içindir. Yine buradan farklı MPEG seçeneklerini siz dilediğiniz MPEG prezetini buradan seçip ya da herhangi birini seçip buradan Advanced seçeneğini de tıkladıktan sonra siz buradan dilediğiniz ayarları, dilediğiniz çıktıyı alabilirsiniz. Bir diğer popüler formatımız ise QuickTime formatıdır. Arkadaşlar buna tıkladığımızda yine QuickTime ile ilgili bazı presetlerim var. QuickTime Movie, DV PAL 16'ya 9 ya da 4'e 3. Bu kimi Apple bilgisayarda farklı bilgisayarlarda diyeyim, farklı Macintosh bilgisayarlarda özellikle kullanılan Final Cut Pro edit programının için kullanılan bir format QuickTime. Eğer Final Cut'ta daha hızlı, sorunsuz bir kurgu yapmak istiyorsanız PC'de yaptığınız bir montajı Final Cut Pro'ya ya da Macintosh tabanlı bir video edit programına aktarmak istiyorsanız o zaman QuickTime çalışmanızı öneririm arkadaşlar. Burada da yine Advanced seçeneğinde QuickTime seçtikten sonra dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Biz burada AVI çalıştık başta, DV AVI. O yüzden çıktığımızı da DV AVI olarak alalım arkadaşlar. DV AVI seçeneğimi tıklıyorum. Buradan DV PAL seçeneğini tıkladıktan sonra dediğim gibi hiçbir ayara dokunmadan export seçeneğini tıklayarak kaydetmem gereken yeri soruyor bana ediyoruz. Burada My Documents ya da istediğiniz yere siz kaydedebilirsiniz. Yeni bir klasör açıp onun içine kaydedebilirsiniz. Bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Buraya Love Film diye bir klasör açtım. Ve bunun içine yine Campus Final diye bir dosya ismi vererek save edeceğim. Burada use MSDV diye bir MSDV kodek diye bir ibare görüyorsunuz arkadaşlar. Microsoft DV kodeğini kullan diye bir seçenek bu. Edius'un kendine özel bir DV kodeği vardır. Eğer siz burada yaptığınız çıktısını aldığınız bir filmi farklı bir bilgisayarda kullanmak isterseniz o bilgisayarda eğer Edius'un kendine özel Canopus DV kodeği yüklü değil ise filmi izleyemeyebilirsiniz. O yüzden bu kutucuğu işaretlemenizi öneririm arkadaşlar. Daha sonra Save tuşuna basıp bir süre bekliyoruz ve filmimizin render çıktısını alıyoruz. Evet, filmimizin renderini aldık. Tekrar ben Bin Window'u açmak istiyorum. Onu da buradan açabiliriz. Buradan palet komutundan
Şuradan show all, hide all şeklinde açabiliriz. Ya da ben size kısa yolunu söyleyeyim arkadaşlar. Bin, B harfine basarsanız klavye üstünden direkt olarak bunu açmış oluyoruz tüm paletleri. Bakın ne demiştik? Eğer hangi klasörde seçili kaldıysa bin window'unuz, bitmiş renderinizi ya da oluşturduğunuz title'ı ve bu gibi şeyleri ediyoruz. Direkt o klasörün içine atıyor. En son root'ta kaldığı için kampüs bitmiş filmi de direkt bin window'umuzun içine attı. Ben bunu çift tıklayarak preview penceresine atıyorum. Bakın benim bitmiş filmim şu anda tek parça halinde burada. Hatta bunu şu klipleri silerek buradan tekrar bin window'umu öne getireyim. B harfine basarak bunu hafif sağa çekeyim. Buradan tutup timeline'ıma koyduğumda bakınız şöyle ikisini bir arada görelim. Şöyle bakın bitmiş filmim de burada tek parça halinde artık duruyor. Bu da editlediğimiz, kurgu yaptığımız şekliyle burada. Şimdi buraya gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum bu noktada. Şunu birazcık düzenleyelim pencerelerimizi. Şöyle bin window'umuzu şuraya koyalım arkadaşlar. Timeline'ımızı biraz açalım. Şunu yukarıya kaldırarak. Şöyle. Evet. Şöyle açalım. Ki daha rahat çalışma alanımız olsun. Evet. Şunu da sağa çekeyim biraz. Şimdi şunu tekrar ben siliyorum buradan. Yine ediyorsun güzel bir özelliği. Bu bitmiş filmi de yine dedik derli toplu çalışmaya alışmak adına buraya finaller diye bir klasör açıp bu bitmiş filmi de finallerin içine sürükleyip bırakıyorum şöyle. Burada sequences klasörümü açıyorum. Yeni bir sekans açıyorum. Bir şey göstermek istiyorum size. Son dersimizde yeni bir sekans diyelim. Evet, yeni bir sekans açtıktan sonra hangi sekansla oluşturmuştuk filmimizi arkadaşlar? Sekans 2'de. İyice anlamanız için bunların da ismini değiştirelim. Sekans 1'i seçerek önce burada pop-up menümüzden settings'ten sequence settings'ten buraya ham kesimler diyorum. Buradan isminin de değiştiğini check ediyorum. Sequence 2 bizim filmimizi oluşturduğumuz sekansımız. Buradan Sequence Settings'ten film kurgu diyorum. Buna da OK ile geçtikten sonra Sequence 3'ü aktifleyerek yine bunun adını da sadece film ya da film bütün diyorum. Şimdi bakın burada bütün klipler tek tek parça halinde. Title'ım vesaire. Burada sonsuz layer'da zaman zaman kullanabilirsiniz. Farklı layer'larda. Bunu tek bir layer haline sokabiliriz aslında filmin render çıktısını almadan. Film bütün sekansıma geçip film kurgu sekansımı buradan bulduktan sonra bunu tutup aynı bir video klip gibi timeline'ıma sürüklersem bakın burada tek parça halinde ben oluşturduğum filmi görebilirim arkadaşlar. Bu da Edius'a ait çok güzel bir özelliktir. Evet, böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Aynı zamanda Edius'la ilgili, Edius programı ile ilgili işlediğimiz son ders. Bir sonraki dersimizde After Effects konusunu işleyeceğiz. After Effects programını işleyeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar hepinize hoşça kalın diyorum.